Başlayalım. Şimdi Enes Yılmaz'ı arada biz izliyoruz biliyorsunuz. Amerika'daki yüksek ihtimalle hatırladığım kadarıyla Los Angeles'ta falan yani Kaliforniya'daki evleri tanıtıyor. Pahalı pahalı. Abi Survivor baş. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben hemen abi yetiş yetiş. Uyumadım bana niye haber veriyorsun oğlum? Kup yok. Nasıl yani? Giremezsin. Aa sapık dürbünü. Şimdi normalde bu adamı sürekli evleri tanıtırken izledik. Ben bu videoyu hiç izlemedim. Standart makara kukarasını çok merak ediyorum. Bakayım. Adam kup sakin yok. Sakin. Yani? Giremezsin. Aa sapık dürbünü var. Niye olmasın abi? Ya bir şey diyeceğim. Belli troll troll. Ben basmadım. Anasını nikah yani. Bir, bu evse biz neyiz? Herkese merhaba Orkun. Bugün Amerika'dayız. Enes Yılmaz'la birlikteyiz. Ben Enes'e dedim ki abi bize bulabildiğin en pahalı evi bul. O da bize 32 milyon dolarlık şu arkada görmüş olduğunuz evi buldu. Bir ev 500 milyon TL ise içinde bunun ne var? Bana dedin ya bizi pahalı güzel bir eve götür diye. Ben sana Las Vegas'ın en çılgın evini buldum. Ev inanılmaz. İçinde Las bulunan garajı, asansörleri falan saçma sapan bir şey. Bayağı değişik bir tur olacak. Ya girelim bence evin içinden başlayalım. Bir tane böyle bir sitemsi bir yerin içerisinde galiba bu sitede 3 ev. O gördüğün güvenlikteki adam 3 ev için duruyor abi. Hadi gelin. Hadi gelin. Yani benim hayatımda girdiğim en pahalı. Senin daha pahalı eve girmişsindir sen. Ben girdim. Girdim. Abi geliyorsun şimdi. Türk hesabı evin bir gösterişi var. Bir önde abi, böyle bir arabayla. Abi kaç metrekare? Abi 14 bin square feet. 1100-1200 metrekare. 1100 metrekare kapalı alanı kapalı mı diyorsun sadece. Sen açın saymadın. 4 yatak odası var. 9 banyosu var. Tırmanma. Ulan 1100 metrekarede ama bunların yatak odası dediği farklı ya. Duvarı, araba asansörü, saçma sapan bir ana yatak odası var. Bak şimdi abi bunlar böyle ben aracaklı gözüyle bakayım da belki alırım. Belki alırsın. Neden 32,5 milyon? Niye almayasın abi alırsın. Bak şimdi bu garaj gibi gözüküyor değil abi. Ne? Göreceğiz birazdan. Bu abi, ne? Korvet mi bu? Abi bu korvet çünkü içeride asansör var abi. Ha, arabanla geliyorsun buraya, park ediyorsun, düğmeye basıyorsun, ikinci kata çıkıyor. O kadar üşenirim ki amına koyayım bunu inç çıkan... Saniyede, 3 saniyede 100'e çıkan arabam var amına koyayım. Asansörde ineceğim 4,5 dakika sürüyor. Hani gece geldin yorgunsun. Ya salondan gireyim de. Ya bir şey diyeceğim. Paran olunca nereye sokacağını şaşırıyorsun işte. Öyle bir buna şey benim bir yorumum yok yani. Bunu ben de ilk defa gördüm. Şimdi burası girişi zaten saçma sapan bir boyutta. Gördün yani kocaman böyle. Abi şuradan bir aşağıya bak bakayım ne var orada. Ne var? Ana. Soluna bak abi. Aa tırmanma duvarı yapmış herif. Egoist patide de vardı. Abi herifin alt katında tırmanma duvarı var. Adam daha dağcı falan mı? Öyle bir milli dağcı bir şey var mı ya da? Niye olmasın abi? Why not abi yani? Why not yani? Why not abi? Hocam dünyanın en büyük pivot kapılarından birisi yuh. Kaç metre bu? Bir. Ne kadar biliyor musun? 4 metre. Beğendin mi kapıyı? Çok beğendim ama. Kapıyı alabiliriz anca zaten. Güzel olsun. Kaç mı? 100 bin dolar falandır bu anasını sattım. Düşünmek bile istemiyorum abi. Abi gel. Al sana giriş. Burada da güzel bir espri var. Bunu göstermem lazım. Abi sana. Her şey, her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Ben şurada silah var mesela. Buna doğru gidiyorum şu anda. Python Hunter. Abi ben doludur bir de bu adam. Dolu tutuyordur bunu böyle çıkarıp birini tak. Arkadaşlar bak sürekli abi Bannerlord kendinizi yıpratırsınız. Yayına yeni girdim. Bir salın yayınımı yapayım. Bannerlord'a gireceğim zaman söz gireceğim zaten. Bugün Bannerlord var. Ama her zaman olduğu gibi yaklaşık 4-3 aydır 2 aydır yaptığımız gibi gece. Gece Bannerlord'a gireceğim. Lütfen sürekli Bannerlord spamlamayın. Bak abone çeti açtım mis gibi video izliyoruz. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Adam hala Bannerlord yazıyor mesela. Hani keyif alıyor. Enteresan. Çaycı coşarsa chat abone chat alırsın tamam mı? Diye vurmak için. Ha, bak Merve gördü. Asansörde yukarıya çıkarken böyle çıkan insan şeyleri var. Çok çıkarken güzel. Böyle abi herkesi yukarıya tırmanıyor. Bu adam dağcı. Bineceğiz mi asansöre? Abi yukarıya sonra gezelim. Tamam nereye gidiyoruz abi? Bunun aşağısı şimdi, var. Önce bir hava kararmadan seni bir arka bahçeye çıkartayım. Bu nasıl bir avize ya? Adam ışıkçı. Böyle ev otomatizasyonunu seviyor. Her şey iPad'de abi. Bunun ismi abi, Hellfire. Bir dayının Trump'la fotoğrafı abi, var. Dayının Trump'la fotoğrafı. Dayı birazcık protokol yüksek abi. Benim Trump'la fotoğrafım yok. Senin var mı Trump'la fotoğrafı?
Bak şimdi burası çok enteresan. Bunu keşke görebilsen artık. Belki sonra görürsün. Bu Hellfire bunun ismi. Yukarıdan aşağıya inen alev. Oha, burada alev çıkıyor. Altta vakum sistemi var. Alevi çekiyor aşağıya doğru. Böyle girdaplı dönen bir alev. Ama çerçeveyi kırmızı yapmasaymış şey be. Görsel. Ev sahibi de gitti. Çekemiyoruz da. Ev sahibi bize evi bırakıp gitti bu arada. Daha saçma bir şey görmedim. Bir de köpeğini de bıraktı. Böyle de iyi bir adam abi. Allah Allah. Gel ben abi. Ev senin zaten. Biz varız burada ama sana rahatsızlık veriyor muyuz? O da takılıyor. Kardeş. Hazır mısın? Aç kapıyı. Abi daha giriş katındayız. Ne çıkabilir? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Normal evin kapıları da bir büyük lan. Dev mi yaşıyor lan burada? Farklı bir şey. Hazır mısın? Aç kapıyı. Abi daha giriş katındayız. Ne çıkabilir? Ananı satayım. Ha, sinema odası. Aman her erkeğin de bir hayalidir yani. Şuraya bir PlayStation atayım. Bir şey diyeceğim. Zemin bile çok güzel. Aman çok kıskandım. Abi kapıyı kapatıyorsun. Burada istediğin kadar gürültü yap. Abi burada dünya yalıtımı vardır zaten. Aynen. Bu çok. Aman. Ben bunun şeyini seviyorum. Önü de açık. Burada böyle yere yatmak istiyorsan falan işte şey puflardan falan koyacaksan o da var. Şurada düğme misin sen? Dokunmatik. Ne GTA sen bana. Düğme, Allah öyle şaka bir yattı gibi. Ki turu burada bitirelim. Evet abi bu ne? Uzandı rahat. Aşkım ya. Uzandı rahat. Aşkım ya. Keyfine varıyor. Güzel abi. Bir şey söyleyeyim, bu bence daha başarılı. Daha başarılı. Bir şey diyeceğim bak. Bileceğimiz bir şey. Evet evet bak bunu minder. Bizi burada bulamazlar bile. Biz burada yaşarız. Amerika'ya taşınıp şurada yaşayabiliriz. Bir dakika şu ne abi? Her şeye bak. Bu ne? Bu ne abi? Ben hayat ilk defa böyle bir... O ne? Abi tur uzun devam ediyor muyuz? Evet. Ne lan o? Bardak mı o? Çay mı lan o? Çay lan o. Filtre çay ya. Evet devam ediyoruz biz de. Ev sahibi izleyecek mi bu videoyu? Gel. İzlemez onun vakti yoktur. İzlemez de elinde kaldı bir şey de çok çaktırmıyorum onu. Burada çok şey var da hemen sana kısaca göstereceğim. Hazır mısın? Ayda. Yani bir tane lambasını koymuş, yani bir tane Bentley'sini koymuş. Ne bu Rolls Royce mu bu? Bentley mi bu? Ne anlamıyorum Bentley. Ya. Bentley mi bu? Dört kapısı abi. Abi açıksa bir bin içine. Çok ısrar ettin kıramayacağım. Yani benim şuna binsem okey bana yeter de. Tamam abi benim Bentley'im. Hayalim ya ulan hiç şundan anlamadım. Bir bin içine bak bakalım bir ev sahibi olarak nasıl ya. Bir hissiyat. Tamam, çocuğum olursa harbiden param olsun olmasın çocuğum olduğunda gidip ilk işim akülü araba alacağım amına. Ne diyeceğim bu araba burada pahalı değil. Kaç para bu araba burada? 250 bin. Dolar. Dolar. Pahalıymış. Ev gibi abi burası da yani. Evde mesela bir ışığı açmak istediğinde böyle 3 saat arıyorsun ya. Burada da bir şey yapmak istediğimde o kadar çok düğme var ki ya. Bunun startı nerede? Engine startı ha şuradaymış. Remote key yok diyor. Ha tamam. Ben bir motor sesini merak etmiştim. Ev sahibi o kadar da güvenmemiş bize abi demek ki. Tabii. Abi gel daha çok gezeceğiz. Abi bunu da gör dur. Senin köpeğin ismi neydi? Tavuk. Tavuk gel bak. Burası tavuğun odası. Tavuğun, come on. Tavuğun klimalı. Kendi duşu. Oh, Şimon. Şimon çık lan tuvaletten. Klozetin yanında yatıyorsun. Olan odası var. Kendi otomatik kapısı. Kendi arka bahçesi. Yuh diyeceksin. Nasıl kendi arka bahçesi? Vallahi yapmıyorum. Bu abi köpeğinin bahçesi. Köpeğin bahçesi normal bahçeden farklı mı? Evet farklıymış. Evet abi. Abi köpeğinin de arka bahçesi. Belli amına o. Her yere bak sıçmış bak görüyor musun? Bok temizlemiyor. Bok mu lan onlar? Buraya geldiğinde hemen onu görüyor. Açıyor abi kapıyı. Takılıyorlar. Abi ne diyeceğim bilemedim yani. Hemen abi dışarıya çıkartacağım. Seni hava kararıyor. Çabuk. Senin odaya baktık. Var mı sorun? Dur bak bunu görmen lazım. Bu çok güzel. Şu an dışarıda gördüğüm bütün yüzeylere bak. Abi ev çok güzel. Ama öyle bir yerlere kırmızı mobilyalar koymuş ki midem bulandı ya. Ya bak şu kadar güzel gri, beyaz, cam ve ahşap tonları var. Barın sandalye şey oturaçları ne bu taburemleri kırmızı ya. Niye kırmızı koyuyorsun oğlum oraya koysana füme. Böyle bir antrasit. Her bir yer ısıtmalı. Aralık nasıl? Ayı dışarısı. Bak ya bu şey kafası hani ya ev çok kayı oldu biraz bir renk atalım da patlasın. Kırmızı ne ya? Turuncu yap bari. Soğuk ama böyle dışarıda şortla düşürüp.
Çok sinirlendim keyif ya. Keyif yapmak istiyorsun. Yerler ısıtmalı. Her yerde ısıtıcılar var. Burada Aralık ayının buz gibi zamanında tişörtle yürüyebilirsin abi. Hadi be. Masa falan ısıtmalı bu, değil ama. Bu da çok orijinal. Yere bağlı değil. Tezgaha bağlı. Otur. Nasıl abi, rahat mı? Bir oyu ver. O bizde çalışmaz. Değil. Felaket ötesi. Saçma değil mi aşkım? Otursam sen sığmazsın mesela bence. Ne bileyim, dur bakayım oturayım. Abi böyle birazcık mesafeli olacaksın yani. Birazcık. Sohbet edeceksin işte. Açık takılacaksın. Bak şimdi, bir şeyin ben kullanışlılığını görsel güzelliğine tercih ederim. Yani evet, görsel açıdan güzel ama kullanışlı mı? 10 üzerinden 4. 4. Doldurma makinesi var evde, ne o? Pizza, ızgara, davlumbazı bile var üstünde. Bir şey diyeceğim, şu mangal bile muhtemelen milyon dolar vardır. Bu ev neyle... Bir tık kıskandı sanki. Ben kıskanmam oğlum. Mal mülkü kıskanmam mı? Isınıyor. Bu evin elektriği kaç para geliyor? Bu evin doğalgazı kaç para geliyor? Bu müştemilat mı burası? Ama o banyo, duşmuş gidiyor öyle kendi başına. Buradan nereye gidiyor bu? Duşa gidiyor. Dışarıda duş var. Burada oturma alanı var. Bak şimdi, espriye gel. Psikopatlığa geldin. Otomatik sineklik. Tamam yazanlar şey değil mi? Nasıl ya, amına koyayım falan diyenler. Burada da var. Çılgın. Devam ediyor muyuz? Abi golf sahası. Abi manzaramız çok iyi tabii. Manzara yok işte bunlar. Bu arada yani. Bütün Vegas'ı önümüzde yani. Varmış. Golf sahası olur mu? Vegas'ı görüyormuş arkadaşlar, özür dilerim. Ama altta dur. O da sürpriz. Bir sürpriz daha var. Daha bu arada ne? Espriye gel. Şu önümüze gören cam taşların olduğu yer var ya. Ateş çukuru. Tüm alevleniyor böyle. Şurası mı? Bütün duvar. Oho. Abi burada mini golf sahası da var. Tamam. Hadi gel, onları gezelim. Anasını nikah yani. Bu da abi. Bu evse biz neyiz? Error verdim orada. Gel abi, bir tane vuralım bir golf topuna. Al abi şu topu. Bir vur abi, bakalım nereye gidecek. Hop. Benim amacım şuradaki deliğime sokma. Abi biraz tazikli oldu sanki. Evet. Dur bir tane daha. Şimdi birazcık raconu öğrendim işin. Bir insanın eline golf sopası bu kadar mı yakışmaz? Aa. Vallahi. Vallahi iyi de ha. Gezelim abi, gezelim abi daha. Abi gezelim, çok var. Bitmeyecek. Bitmeyecek. Vallahi kalacağız bütün gün sonra burada. Bak şimdi abi, sonsuzluk havuzumuz, ısıtmalı spamız var. Hatta izliyorsunuz videodan sonra bir de gireriz içerisine. Çok iyiymiş ya. Gel burada yukarıdan inen projektör. Abi yani yorum yapabileceğim bir şey yok yani, ne diyeyim. Var. Bak görüyor musun kutuyu şuradaki? Projektör iniyor, dışarıda outdoor sinema. Ya bir şey diyeceğim, hem orada televizyon var, kafam kadar bir televizyon. Hem burada projeksiyon var, hem orada televizyon. Orası ne? Ayna mı orası ya? Orası dur. Var mı? Gel devam, daha çok orası, gezeceğiz. Bak Allah aşkına gel bak bak. Baş, bir ona bak, bir dön abi benimle. Aynısı. Niye aynısını iki tane yapmış adam şeye? Simetri, ayna sandım ben orayı. Şimdi geliyorsun buraya abi. Bir dış alan daha var, bir teras daha. Bak bir burada. Projeksiyon daha çıkıyor buradan. Buradaki projeksiyon 8 metre. Nasıl? Oğlum bak, benim evimle burayı kıyaslayanlar var. Kafayı mı yediniz amına koyayım ya? Benim evimle burası ne alakası var? Tamam ben de güzel bir evde oturuyorum. Yalan yok da yani. Ne yaşıyorsun sen? Aynı mı sanıyorsun bunu izleyince? Bir tane merdiven mi olay yani? Bir merdiven koyunca ev buna mı dönüşüyor? 8 metre genişliğinde. Kocam. Ha gerçekten bir tane lan. Evi ev yapan içindeki yaşayanlardır arkadaşlar. Bak bana. Pamuk gibi ev. Projeksiyon var burada. Espri değil abi bak. Ha şurada. Dur benim de kafa karıştı. Bir terasta 4 televizyon, 3 projeksiyon olur mu ya? Anne ne abi, aynı anda da açamazsın. Hadi gelelim. İçeri. Aha kan. O şarap abi bence. Ya da kan. Ya da cinayet. Ya da bir... Abi bir burada olmayacak, nerede olacak? Enes'cim bizi nereye getiriyorsun? Yani bu filmler burada çekilmiyorsa nerede çekiliyor? Şimdi. Böyle bir evde, hele ki net içi 1100 metrekare mi demişlerdi? 1100 metrekarelik bir evde yaşayamazsın abi. Boş iş. Yani sülalecek falan, böyle amcalar, teyzeler, aile, sülalecek yaşaman lazım. Başka türlü olmaz. Yani burada böyle fantezi yap. De ki lan eşimle birlikte böyle bir evde yaşa. Ah. Hadi gel içeriye girelim, devam edelim tura. Daha çok gezeceğiz. Bu da böyle caf... Ya yaşarsın ama hani yaşayamazsın. Nasıl anlatsam bilemiyorum. O ev tadını vermeyecek gibi. Bir de girişi falan da böyle... 5 yıldız otel gibi ya. Çaflı şey. Ben çok beğenmedim evi bu arada, söyleyeyim. Yerde basıyorsun, kısalıyor bu masa. Bir tane daha televizyon geliyor. Bir tane daha televizyon görürsem gözüm seyir. Aa geldi Türk yorumu. 500 milyon liralık eve en etik, en vizyonlu yorum geldi. Bu ev temizlenmez abi. Bu ev ısınmaz abi. Ulan sikinli olur mu amına koyayım bu eve sahip olan.
70 kişi de izliyordur bu evi. Yürümeye başlayacak. Sinirim bozuldu gerçekten ya. Abi barın daha var. Daha videoyu açtığım an ilk aklıma o geldi. Acaba dedim ne kadar doğalgaz geliyordur buraya. Bak evin sahibi bana bunu söyledi. Enes dedi. Ben dedi burada barda oturuyorum. Cam kapıyı açıyorum. Barıma ulaşabiliyorum. Ama böyle çok eğilmeyi sevmiyorum. Fıçıya abi buradan dolaşayım diye bir fıçı da arkaya bakıyor. Ki az eğilsin. Hani böyle ta buraya gelmesin. Biz spor salonuna gitmedik. Bak abi, abi daha neler var o hiçbir şey. Şu sağ kapıya bir gir bakayım. Tamam sola bakmıyorum. Sola bakma. Sağ kapıya giriyorum. Aynen. O bak burası bizlik arkadaşlar. Ha asansöre. Sen de gel. Asansör. Asansör yukarıda. Asansör yukarıda şu an aynen. Aynen. Ha. Ben şu korveti bir merak ettim. Nerede açılıyor lan bu? Gel her şeyin oturalım buna. Ben buna bir daha oturamam çünkü. Otur. Gel. Bismillah sağ ayakla oturayım. Abi yeni artı tiner kokuyor. Abi bu nasıl bir ya? Ben ilk defa çok enteresan. Evet. Aa anahtarı da var. Bunu alıp kaçabiliriz. Usta usta usta. Start engine. Ben basmadım. Kendi ilk kaç... Bunu koyayım D'deymiş bir koyayım. Yıldığında verdiği gazdı bu. Yemin ederim basmadım. Dur P'deyiz. Bir dakika P'deyiz. Müzik kapan. Müzik turn off. Niye bu kadar çok tuş var burada? Turn off müzik. Kapan. Heh bak geliyor. Abi bu arabayı yani insan bir ister tabii yani şurada bir gezsin. Bir drift edeyim. Bir drift edeyim bir bas ama bu arabaya da abi panik olursun şey yapamazsın yani kullanamazsın yani. Abi bugün senin için çok enteresan. Orada abi mekanizması var bunun. Neyin? Ha asansörün aynen, mekanizması. Asansör. Bak ya 500 TL yaktı diyor ya. Biz daha yukarı bile çıkamadık. Daha yukarı çıkmadınız. Tanıdık var mı tanıdık? Bir daha. Ha, o, ha? Ya. Şimdi televizyon. Bir barın olsun. Erkek arkadaşlarınla birazcık zaman bak, geçir. Böyle bir ekibi çağır. Burada keyif yaparsın işte. Eyvallah olsun adım. Ben hayatımda böyle bilardo masası görmedim. Buradaki eşyalar bu ev için yapılmış. Bak arkana. Amerika'nın ünlü gangsterlerinin gerçek imzaları. 79'da almış bak. Artık nasıl almış, ne yapmış bilmiyorum. Bazı soruları çok sormayacaksın burada. Kurcalamayacaksın. Evet abi yok. Diyeceksin böyleymiş. Yakışıyor mu Allah aşkına ya? Biraz olmamış. Sabunlu kalsın. İşte milyar dolarlık evin de olsa sabunun öyle oluyor. Sen bunu kaçırıyorsun. Bu ATM mi? Aynen. Şaka yapıyorsun ya. Bunları kaybettin. Kaçma şansın yok abi. Poker masası nerede burada? Aa ben onu görmedim ki. Uy, en sevdiğim şey neydi lan bunun adı? Bu arada mekanda ATM olmasını sonradan konuşuruz da şu neydi şu? Hover neydi lan bu? Tıpıs 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 havalı böyle. Lan blackjack değil lan. Buz okeyi gibi ya. Ney bu lan? Hava okeyi. Okey abi. Ya bayılıyorum bunu el sıkışması. Önceden de söylemiştim bunu ama eline çarpıyor ya böyle parmaklarını. Amına koyayım alıyorsun. Çok seviyorum bunu. Ben onu görmedim. Eğir miydi ben bir şeydi para ya. Çekebiliyor muyum buradan? Vatandaş olarak buradan para çekebiliyor muyum? Bilmiyorum abi artık o kadar detaylı. Burada da bir bar. Sürpriz yapayım sana. Daha ne sürpriz yapacaksın? Bak net söyleyeyim adam zevksiz arkadaşlar. Yani bak bu ışık buraya olmaz. Bu tablo ne kardeş? Ya olmaz olmaz. Sürpriz yapayım sana. Daha ne sürpriz yapacaksın? Hadi bakalım. Bu ne? Ne? Ah siktir yarrak. Abi basketbol sahası. Bir dakika. Bu gerçek olamaz. Gerçek. Bu çok eğlenceli. Bu güzelmiş. Beni şöyle kaldı. Kaldır kaçıralım değil mi? He. Ev sahibi de yok zaten. Bir şey diyeceğim. Şunu satsak zaten evin parasını çıkarırız yani muhtemelen. Bu kadar gelmişsin. Bir top atmadım da... Ya bu evde olsa top atmazsın lan buraya. Değil mi? Topu da patlak birazcık dayının Allah. Oldu. Yok. Bak bunlar da çok orijinal. Senin birkaç tane alman lazım. Off-road Segway. Ha bunlar şeyde var. Bunlar var bizim memlekette de var bunlar ya. Vardır. Aha dur daha çok para edeni buldum. Kobe Bryant var abi. Allah'ın pervanesi bile çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Burada kesin senin de bilmediğin gizli bir oda bir şey kesin vardır. Ama ne vardır acaba? Böyle adam kesin bizim altımızda bir yerde bir depo bir şeyler var. Silah odası mı vardır? Artık. Paralı bir oda mı vardır? Dedim ya sana bazen böyle çok soru sormuyorum ben. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu şaraplıklardaki şarapları bir tek tek şöyle denesek mi? Açılıyor mu bir şey diye? Hep beraber binelim asansöre. Şey satin adam merdiven yapacak. Apple merdiveni gibi gerçekten. Kaça basacağım? Soruya bak.
bu adam Türk olsaydı, biz Türkiye'de olsaydı şu abi ne var göster ya. Ben öyleydim yani. Hadi gel ana yatak odasına gidelim. Vah burası bir dakika, şuradan sonrası yatak odası mı? Kulp yok. Nasıl yani? Giremezsin. Nasıl giriyorsun abi kapıyı? Onun üzerinde bir tane barkod var, o buraya yaklaşınca bir tek ona açılıyor kapı. Burada böyle bir salon var, bir öne bakıyor. Niye böyle bir şey yaptın dedim. Evime geleni görmem lazım diye. Muhtemelen ben şeye inanıyorum abi. Bir yere basıyorsun böyle vışk böyle taramalı tüfekler iniyor. Kesin var o burada. Bu yatak mı? Abi bu iki tane iki kişilik yatağın birleştirilmesi. Ben de dedim böyle bir yatak ürettiler mi acaba? Ya bazen chat izleyip eğlenmek çok hoşuma gidiyor ya. Benim bir şey söylememe gerek yok. Aklımdan ne geçiyorsa chat'te söylüyor zaten. Niye? Niye? Bir, projeksiyon var yukarıda. Bu duvar iniyor, projeksiyonda izliyor. Hmm. İki, tavana bak. Ne var orada? Tavan açılıyor abi. Yıldızları izleyebiliyorsun. Aşkım tavanı açıyorlarmış. Aa sapık dürbünü var. Ama kapalı öyle galiba. Bakayım belki adam burada oturmasının sebebi belki birini abi, buradan dikizliyordu. Yok bu anlamsız bir şeymiş. Sus. Sus evet. Değil bence. Bunun kesin bir anlamı var. Bence de sus değil. Bir yerde duruyor. Kocaman salonumuz abi burası. Bir tane daha varmış bak. Oğlum adam rahat uyumak istiyor sen ya. Asansör burada. Bak vallahi arabayla geliyorsun. Buradan arabayla çıkıyorsun. Zaten şuradaydık Corvette'te. Açtık geldik yatağa. Abi biz çok... Aa bak şimdi böyle düşününce keyifli oldu. Kalkıyorsun böyle. Aa yapıyorsun böyle bir tane hop. Çakıyorsun bir bardak suyunu. Biniyorsun arabaya. Banyo gezdik. Kardeşim bunun Kralı Ezel dizisinde vardı. Ali'nin mekanı. Arabayla giriyorsun havuzun yanına. Yatak köşede. Mis. Su oğlum su. Aklıma gel- alkol demek dememek için demedim yani. Sabah kalkınca bir insan niye alkol içsin dedim. Su dedim o yüzden. Bizim kanalda bu banyo sapık bir boyutta. Şimdi, bu tuvalet kompleksi bence zaten. Bu abi, banyo denmiyor buraya. Başlatacağım şimdi. İki tane lavabomuz var. Lavaboda aynalar tavana asılı. Sen diyorsun ki tamam güzelmiş. Evet. Birinci tuvalet odamız burada. Tamam. İkincisi burada. Gel şimdi abi. Bak zaten otomatik açıldı mı? Evet. Japon usulü bu. Kapan. Düğmesi var onun. Yok aslında kere yapınca kapanıyor. Hayır. Çok zor arkadaşlar burada. Onun da kalkması açılması güzelmiş ha. Şey yapın kapıyı açınca merhaba deyip kalkıyor. Sana da merhaba diyor ya. Neyse geç. Şimdi abi yatak 4 kişilik. Küvet de ona göre. Küvet yatak. Ben ilk defa böyle bir küvet görüyorum hayatımda. Küvet suyu bile tavandan doluyor. Bir dakika. Suyu tavandan mı ne? Dur oraya. Bu... Sen bir işine sakin ol. Ne oluyor lan? Bir dolu açsana abi şunu. Nasıl tavandan su dolar ya? Bak orada iki tane. Tavandan mı doluyor? Tavandan doluyor. Gir bakalım duş yeterince büyük mü? Şimdi ben onu az önce göz ucuyla gördüm ama bir bu, şey diyeceğim. Bu duş değil ne biliyor musun? Toplu yıkanma alanı. Ya evet bu... Ya şu bana hiç konforlu gelmiyor ya şu. Buna hiç yatan oldu mu böyle bir şeye? Abi götünden ses çıkarım diye yani bu konforlu bir şey değil. Ne belin oturur ne bacağın oturur. Toplu ama üstünden su akıyorsa güzel. Yıkanma alanı. Ya evet bu kelime yok yani. Burada 126 tane duş başlığı var. Ha bak burada yatıyorsun. Oğlum bak bu çok keyifli işte ya. 120 küsür tane duş başı var. Hani o diyorum ya duşta dans etme olayı. Şurada dans et düşsene amına koyayım. Nereye gidersen git su var. Buradan üstüne püskürtüyor. Yani o gün nasıl yıkanmak istersen ya ben yatmak... Bak yanlarda manlarda var anladın mı? İstiyorum ama elimde kepçüğüm olsun da orada yatarak. Bir de metal bir götün donar ya mantıklı. O da ısıtmalı. Ha o da ısıtmalı. Sindir bozucu bak. Şuradan gelen şelaleyle mi yıkansam yoksa buradan püskürtülen sırt masajıyla mı yıkansam? Abi yani 50 kişi bir fıkır... Bu arada evet çok ciddi bir su zafiyatı ya yani... Şu kadarlık adamsın ama hepsini ayrı ayrı açıp kapatabiliyorsundur ya. Buraya böyle 8-9 kişi girersen fullersin burayı. Futbol takımı komple aynı anda yıkanabilir burada. Diyeceksin ki Enes'im duş herhalde bu. Çık abi dışarı. Ya şaka yapıyoruz. Bir tane daha mı duş? Abi dersen ki hava güzel dışarıda duş alacağım. Dışarıdayız şu an eve. Sokma. Ki ama ısıtıcı da var ama kesin vardır. Nasıl lan? Nerede yıkanıyorlar? Hani parke yer ya. Nasıl bir yer burası? Dışarıdayız şu an eve. Sokma. Ki ama ısıtıcı da var ama kesin vardır. Sineklik panjur yoksa şerefsizim. Var. Var. Tabii nerede? Buradan da indiriyor ama açık alanda dış...
Taşmış lan o. Duş alacağım ama kapalı gibi hissediyorum. Çok da üşümeyeyim. Bir şey diyeceğim. Bu evde yapacağın en küçük aksiyona karar vermek bir saat. Mesela hani burada bir şey açmak istiyorsun. Sürekli yanlış şeyi açarsın bence. Öğrenmek oldukça zordur yani. Bak mesela duşu açmaya çalışıyorsun. Panjur kapı. Duşu açmaya çalışıyorsun. Araba aşağı iniyor. Duşu açmaya çalışıyorsun. Yukarıdan başka bir helikopter iniyor. Bir şey oluyor. Bu da adamın yatak... Abi parke dedin vizyonsuzsun harbiden. Ne diyorsun amına koyayım? Parkeye benziyor ya. Yalnız. Bak şimdi çok Türk ya da bir Türk hayali olan bir şey göreceksin. Diyeceksin yuh artık. Dışarıda yatak var abi. Has. Kesin ısıtmalı. Hatta yorgan da ısıtmalı. %100 yemin ederim bu yorganın ısıtmalı olduğuna. Masaj, positions. Bir şey diyeceğim. Hı. Bunun da şuralardan sineklik panjuru var mı? Ama şurada bir televizyon daha var. Bir şey diyeceğim. Burada projeksiyon da kesin vardır. Abi aşağıya inmiyorsun jacuzzi keyfi için. Yatak odasındasın. Ortam sıcak. Niye ikinci katta balkonun ucunda jacuzzin olmasın? Benim sinirlerim çok bozuldu. İşte burada kaldıra koyu çekersin. Ben evi çok sahiplendim şu anda. Sahiplen 5 dakika sonra gidiyoruz zaten. 5 dakika hep benimmiş gibi oturuyorum. Orkun vallahi kafan çalışıyor ya. Hemen gördün orada bir terslik olduğunu. Bu niye? Bu tarafa bakıyor. Evet. Ana yatak odasının projektörü iniyor ya. Evet. Ama projeksiyon diğer tarafta. Böyle bir projeksiyon koymuşlar oraya. O indiğinde bir de arkasında bir cam panel iniyor. Projektör görüntüyü flip ediyor. Bu taraftan izliyorsun. Hayatımda daha enteresan bir şey duymadım yemin ederim. Niye peki? Niye olmasın? Sen yataktan izle. Orkun çok yükseldi eve. Derken dışarıdan iki kişi daha... Bizimle aşağı inip aşağıda izlemek istemiyor. Arkada dışarıda izlemek istiyorum. Kendi yatak odandayım. Niye olmasın? Böyle de bir alteration yapmış, bir değişiklik yapmış. Yani bu şey mimarı bulmuş. Mimara... Demiş ki ben böyle çılgın bir şey istiyorum. Bunu yap. Bu kadar geldin. Alt katı da görmedim. Deme. Burası şey şarap mahzeninin mahzeni. İtalya'ya hoş geldin. Yukarıda vardı şarap mahzeni. Tabii bir gel aşağıya sen. O şey göstermelik şarap mahzeni. Yok göstermelik. Yani. Asansör buraya geliyor. Burayı da yapmış ki böyle bir sanki böyle bir Tuscany. İtalya. Evin altındayız ya. Buradaki ince detayı anladın mı? Ama American patriotism, milliyetçilik. Ha. Orada da bir Amerikan bayrağı. Evet. Ne kadar İtalyan da olsa. Orada tuvaleti falan var. Geç onu. Burada da abi alt katta barım olsun. Burada bir takılayım. Asıl güzel içkilerini sakladığı yer burası mı yani? Burası. Bir şey diyeceğim. Bak bu harbiden insan arıyor ya öyle bir yer. Bekledim olacak. Iron Man şeysin. Olmadı. Burada da bir oturma alanımız var abi. Bak şimdi. Abi bir şey açılacak çünkü bekliyorum ben yani bir gizli bir şey çıkacak yani. Bu evde gizli bir geçit, gizli bir böyle silah olduğu oda işte ne bileyim para kesin olduğu oda bir şey yoksa böyle bir bunker da kesin vardır bence buranın içinde bir sığınak da kesin vardır ama olmaması mümkün değil. Bir şey oynatmamız gerekiyor. Aha. Bas oğlum bas bir yerde kesin var ya. Bir yerde kesin bir şey. Ben bıraktım abi. Aa bunlar fake. Aa bir hepsinin altına bak bakayım. Abi inanılmaz bir yer. Playground gibi ya. İşte böyle hani 10 yaşında çocuk ben evde bunu istiyorum. Şunu istiyorum. O da yapmış. Adam öyle yapmış gerçekten evet. Yani bir şey bu kadar. Ne? Baktım abi. İnanılmaz bir yer. Playground gibi ya. İşte böyle hani 10 yaşında çocuk ben evde bunu istiyorum. Şunu istiyorum. O da yapmış. Adam öyle yapmış gerçekten. Evet. Yani bir bu kadar paramız olsa. Çok daha zevkli bir eviniz olur. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Ev zevkli bir ev değil arkadaşlar. Yani bunu boş halini teslim edecek. Biz döşeyeceğiz. Al sana 32... Aksana abi girişe bu ne ya? 2,5 milyon dolarlık ev. 500 milyon TL'lik ev gerçekten böyle. Ben hayatımda hiç 500 milyonluk TL'lik, 500 milyonluk TL'lik... Oo, milyar ben de, TL ne kelime her şey karıştı kaldı, bugün. Ne sayı kaldı, hiçbir şey kalmadı bende. Şimdi sen bunu dedik. Kaça bırakıyorsun bana? 25'e ayarlarız belki. 25 dolar... Bir bankayı ara Türkiye'de. Bankayı arayayım. Biraz bitcoin. Bankaya ne diyeyim, kredi mi çekiyorum? Bütün deponuzu boşaltın. Abi sat sen bana burayı. 25'e kapatalım bu işi. 20 bin dolar. Sorayım ev sahibine. Tamam. 20 bin doları alıyorum. Alıyorum. Aldım abi. Evet artık arkadaşlar bu ev benim. İstediğiniz zaman Vegas'a yolunuz düşerse gelin bir bakın. Birazcık değişiklikler yaparız tabii. Merve'nin de zevkine göre böyle ufak tefek değişiklikler yaparız. Ben jacuzzilerin bir kısmını iptal etmeyi düşünüyorum. Projeksiyonların televizyonun da bir kısmını iptal etmeyi düşünüyorum. Sanki de gidin. Onun kanalını da şuraya koyuyoruz. Bunun gibi... Ulan gene mi yemek çektiniz ya?